Düzgün bir f fonksiyonunun üzerindeki 3 nokta için veriler tabloda verilmiş. Hadi gelin bunların grafiğini çizelim ve verileri görselleştirelim. Dikey eksenimize y eşittir fx diyelim ve bir de yatay eksenimiz var. Yatay eksenimizde bizim x eksenimiz tabii. Burada biraz boşluk bırakacağım çünkü burada direkt olarak fx'in çok yüksek değerlerine bakacağız. Ve burada da yine biraz boşluk bırakacağım çünkü burada da x'in 6.5 ile 7.5 arası olan değerlerine bakacağız. Evet, buralarda biraz boşluk bıraktığımızı şöylece göstereyim. Şimdi eksen üzerinde 108, 109 ve 110 bunları yazalım. Ve bu eksene de 6,5, 7 ve 7,5 yazalım. Artık noktalarımızı grafikte gösterebiliriz. 6,5, 108, 25. Bu nokta şurada olacak öyle değil mi? Tamam. 7 7,109,45. Bu nokta ise şuralarda bir yerde olacak ve son olarak 7,5 virgül 110 virgül 15. Bu da yaklaşık olarak şurada bir yerde. Bunlar düzgün bir fonksiyon olan f fonksiyonunun üzerindeki 3 noktaymış. Bunlara bakarak f fonksiyonunun nasıl göründüğünü de aşağı yukarı görselleştirebiliriz f fonksiyonu muhtemelen böyle bir şeye benzeyecektir. Evet, yaklaşık olarak böyle görünecek. Düzgün fonksiyonumuz f işte buna benzeyecek. Bu y eşittir fx'in grafiği. Şimdi gelin soruları cevaplamaya çalışalım. x 6,5'dan 7'ye, 7'den 7,5'a ve 6,5'dan 7,5'a giderken f'in x'e göre ortalama değişim oranı nedir? Hepsine tek tek bakalım. İlk olarak 6,5'tan 7'ye. Buradaki x'teki değişim 7 eksi 6 buçuk. Bu da 0,5'e eşittir. Y'deki değişim ise 109,45 eksi 108,25. Bu da 1,2 eder öyle değil mi? Dolayısıyla bu aralıktaki ortalama değişim oranımız y'deki değişim bölü x'deki değişim olduğundan sonuç 1,2 bölü 0,5'tir. Bunu yazalım. Y'deki değişim bölü x'teki değişim 1,2 bölü 0,5'e yani bu da 2,4'e eşittir. Evet, bu 2,4'e eşit. Şimdi bir sonraki aralığı bulalım x'teki değişim 7,5 eksi 7'den bir kez daha 0,5'e eşit. Bunu okumak zor olacak. Biraz daha düzgün şekilde tekrar yazayım. x'teki değişim yine 0,5'e eşit. Çünkü 7'den 7,5'a gidiyoruz. Ve y'deki değişimde bir bakalım. 110,15 son noktamız. Bunun için 109,45'ten başlamıştık. Öyleyse gerçekleşen değişim e, 0, 7. Tamam. Bu durumdaki y'deki değişim bölü x'deki değişimi yazarsak bu 0,7 bölü 0,5'e eşit olur ki onun da sonucu 1,4'tür. Gördüğünüz üzere kesen doğrunun eğimi ki burada bu iki nokta arasındaki kesen doğrudan evet bundan bahsediyoruz. İşte bu doğrunun eğimi ee, düzgün çizmek için elimden geleni yapıyorum. Buradaki bu doğrunun eğiminin ikinciden yani şuradaki kesen doğrunun eğiminden daha dik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi de üçüncü aralığın eğimini ya da başka bir deyişle ortalama değişim oranını bulalım. Bu aralıktaki ortalama değişim oranı bu nokta ile şu nokta arasındaki kesen doğrunun eğimi ile aynı şeydir. İlk olarak delta x'imizi düşünelim. Bu sefer sanırım şuraya çizeceğim, evet. 6,5'dan 7,5'a gidiyoruz. O halde delta x 1'e eşit. Peki, delta y nedir? Delta y yani y'deki değişim. Bakalım neye eşitmiş. 110,15'e gidiyoruz ve 108,25'ten başlıyoruz. 110,15 eksi 108,25 dersek burada 1,9'luk bir artış. Evet, buna denk gelir. Buna göre y'deki değişim bölü x'deki değişim 1,9 bölü 1'e yani 1,9'a eşittir. 1,9 da işte bu nokta ile şu nokta arasındaki kesen doğrunun eğimidir. Evet işte bu kesen doğrunun eğimi. Gördüğünüz gibi bunun dikliği pembe doğrunun eğiminden biraz daha az, turuncu doğrunun eğiminden ise biraz daha fazla. Yani bir anlamda ikisinin arasında gibi. Şimdi bize son olarak şu soruyu da soruyorlar. Daha geniş olan şu aralıktaki f'in ortalama değişim oranını ki biz bunun ne olduğunu az önce bulmuştuk. 1,9 olduğunu biliyoruz. İşte bunu f'ye x eşittir 7 noktasında teğet olan doğrunun eğiminin yaklaşık değeri olarak kullanarak yani f'ye x eşittir 7 noktasında teğet olan doğrunun eğimini hesaplamaya çalışıyoruz. Teğet olan doğru böyle Evet, böyle bir şeye benzeyebilir. Bunun en azından görsel olarak çizdiğimiz şu mavi doğruya benzediğini görüyorsunuz. İşte tam şu doğruya. En azından benim yaptığım çizime göre benziyor öyle değil mi? Bununla şu diğer doğrunun eğiminin yaklaşık olarak aynı olduğunu düşünmek mantıklı olacak gibi görünüyor. O yüzden bunu f'ye x eşittir 7 noktasında teğet olan doğrunun eğimini tahmin etmek için kullanacağız. Sorunun devamında şöyle denmiş f'ye 7 virgül 109 virgül 45 noktasında teğet olan doğru için nokta eğim formunda bir denklem yazın. Demek ki bu eğim için tahmini olarak şu değeri kullanacağımız bir doğru olacak ve bu doğruyu da içerecek çünkü buna teğet. Bu noktada eğriye dokunuyor. Hatırlatmak gerekirse nokta eğim formu dendiğinde şundan bahsedilir. Bu doğru üzerindeki x virgül y şeklindeki her bir nokta için tam şu noktaya göre x'deki değişimini ve y'deki değişimini bulmak istediğimizde sonuç her zaman sabit bir eğim olacaktır. Bunu bulmak için yapabileceğimiz şeylerden biri, doğrunun üzerinde yer alan gele bir x virgül y noktasını seçip denemek olabilir. Şöyle yazalım. Y'deki değişim yani y eksi 109,45 bölü x'deki değişim yani x eksi 7 f x 109,45'e eşit olduğunda x'in 7 olduğunu biliyoruz. Burada da Aynı noktadan bahsediyoruz. Evet, x'teki değişimimiz x eksi 7, y'deki değişimimiz ise y eksi 109,45. İşte bu oran, bu doğrunun üzerinden seçtiğimiz her x virgül y noktası için sabit olacak ve şimdi bunun yaklaşık olarak ne olduğunu bulmak için şu değeri kullanacağız. Yani bu 1,9'a eşittir diyeceğiz. Eğer bunu nokta eğim formunda yazmak istiyorsak tek yapmamız gereken artık iki tarafı da x eksi 7 ile çarpmaktır. Bunun sonucunda da y eksi 109,45 eşittir. 1,9 çarpı x eksi 7. Evet, bu denklemi elde ederiz. Hepsi bu kadar. Tabii ki bu yaklaşık bir cevaptır. Eğim için yaklaşık bir değer kullanarak bunu bulduk. Eğer eğim gerçekten buysa, bu teğet doğrusunun nokta eğim formundaki gerçek denklemidir diyebiliriz.